Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Metin Göktepe'yi çizeceğiz. Babam Uygur Orhan resimde olacak. Ben de sizlere Metin Göktepe hakkında bilgiler vereceğim. O zaman sözü babama bırakıyorum. Evet, bugün Metin Göktepe. Biraz geç kaldık ama 8 Ocak 1996'da kaybettik. Evet, öldürüldü. Devrimci gazeteci. İstanbul Eyüp'te takip ettiği haber sırasında gözaltına alındı ve işkence yapılarak öldürüldü. Evet. Büyük büyük hüzünle çiziyorum, evet. Unutmayalım, yeniden yaşatalım anısını diye çiziyoruz. Evet. Buradan buraya atlıyorum. Buradan buraya, her zamanki gibi, bütün kütle, evet. Bugün hangi kalemi kullanıyorsun baba? Yumuşak bir, yağlı bir kalem kullanıyorum, evet. Kaşların arasında diğer kaşları da var, evet. Metin Göktepe. Oran, orantı. Çiziyoruz. Yavaş yavaş, böyle büyük portreler yavaş yavaş oluşur. Evet, her şey yavaş yavaş, usul usul oluşuyor, evet. Usul usul, sanki siyah beyaz bir filmi banyo edermiş gibi. Siyah beyaz bir filmi banyo edermiş gibi. Evet, bakıyoruz. Yüzünde bir sevinç var şu an. Evet. Biraz fazla takılmıyoruz buralara. Geçiyoruz. Fotoğraf baskısı biraz piksel olmuş sanki, değil mi? Evet, olsun. Önemli olan sen rahatsan sorun yok. Evet, rahatım. Önemli olan kafamızın içindeki. Önemli olan kafamızın içindeki. Başka bir etkinlikte bir kez daha çizmiştim. Canlı olarak herkesin gözünün önünde çizmiştim. Evet. Yani böyle bir sanatsal savaşın içinde olduğum için çok mutluyum. Yani sınıfımın safındayım. Ve mücadele ediyorum çizgilerimle. 10 Nisan 1968'de doğdum. 68 doğumlu, 10 Nisan. Evet. Adım adım. Biraz buradan, biraz buradan. Kayısıların çiçek verdiği vakitte. Ne zaman? Nisan'ın ilk haftası. Evet. Sivas ilinin Gürün ilçesi. Evet. Çipil köyü. Gürün'den trenle geçiyor sürekli. Tren Gürün'den geçiyor. Tren Gürün'den geçmiyor. Geçmiyor mu? Nereden geçiyor? Kangal'dan geçiyor. Gürün yakın mı Kangal'a? Evet, yakın ama arka tarafından Kangal'dan Hekiman'a geçiyor. Ondan sonra Malatya, sonra Elazığ, o Van Gölü Ekspresi. Divri'den yol ayrılıyor. Kars Ekspresi Divri'den yol ayrılıyor. O yukarıdan Erzincan tarafından geçiyor. Evet. Gürün'de hiç tren hattı yok yani. Evet, ben görmedim. Evet. Adım adım bak. Bak ne güzel oluştu. Evet. Dramatik. 11 yaşına kadar buradaymış, bu köydeymiş. Hmm. 11 yaşına kadar. Evet. Öğreniyoruz. Yaşamını. Evet.
Evet. Netleşince çizgiler, netleşince çizgiler daha cesaretle vurabilirsiniz çizgileri. Evet bak şimdi yavaş yavaş başlıyorum. Netleşince yani kesin. Yine en sonuna kadar kontrol ediyorsun. Evet. Biraz buradan, biraz buradan. Aynı hizada mı? Kulak biraz burada küçük görünüyor. Biraz yan durmuş olabilir. Evet. Bakıyoruz. Biraz buraya, biraz buraya. Biraz buraya, biraz buraya. Dediğimiz gibi. Evet. Bir günde elimi kaldırmadan yuvarlak çizgilerle çizeceğim. Yaparız onu. Evet, onu bir günde başka bir portrede çizeceğiz. Ya benim kara kaşlarım, evet. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan 8 çocuklu emekçi bir ailenin çocuğuymuş. 8 evet. Kardeşlermiş. 8 kardeş, evet. 7. çocuğuymuş. Küçüklerden. Evet, öksürüğe dikkat. Netleştiriyorum burada çünkü netleştirdik burayı, gördük. Burada bir çizgi. Birleştirilmiş sınıfları biliyorsundur baba sen. Evet. Birleştirilmiş sınıfta okuyormuş mesela. Birleştirilmiş gördüm. Sınıfta birinci sınıf. 1, 2, 3, 4, 5 tüm sınıf. Hepsi aynı şey... aynı. Öğretmen hepsine de ders veriyor. Bütün konuları bildiği için hepsine de aynı anda ders veriyor. Nasıl bir olay ya? Evet. Taşımalı eğitim, o eğitim, bu eğitim derken 1979'da da kardeşi Aziz ile birlikte İstanbul'a gelmişler. Evet. Buraya ilkokula kaydolmuşlar. 5. sınıfı burada okumuş. İstanbul'da. Aynen İstanbul'da Esenler. Harp Dinçsoy İlköğretim Okulu. Sonra ortaokul lise Esenler Lisesi'ne gitmiş. Evet. Şimdiki adı Bakırköy İbrahim Tufan Lisesi'ymiş. Eskiden evet. Esenler Lisesi olan. Evet. Evet, şimdi ortaya çıkıyor işte. Evet, ben de heyecanlıyım. Burada bir 89'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümüne girmiş. Sonra gazeteciliğe başlıyor Evrensel'de. Evet, şu an bu bilgileri elde ettiğim kaynak da Evrensel Gazetesi, haber sitesi. Evet. Burada çizgilerin diyalektiğini görüyorum ben. Çok seviyorum. Burada çizgilerin diyalektiğini yakalamak çok hoşuma gidiyor. Eline sağlık baba. Evet. Güzel gidiyor. Karşılık çizgilerin diyalektiği. Evet. Böyle biraz buradan, biraz buradan. Alnı dar. Geniş, onlara hep bakıyorum. Tabi burası Beyazıt'ta galiba. Beyazıt'ta Öğrenci Gençlik Mücadelesi'nin aktif üyesi. İşçi hareketlerine destekte bulunuyor. İçinde önemli bir dönem hani 90'lar yani 90'ların başı 89'da girmiş üniversiteye. Tabi. Siyasi hareketlilik yoğun. Toplumsal muhalefet yükselmiş. Önemli bir dönemde girmiş yani. Evet. İşçi sınıfı yeniden üstüne köylü toprağı atmış 80 darbesinin artık yeniden ayağa kalkıyor. Evet. O dönemde üniversite okumak önemli. Evet. Evet. Başarıyoruz. Gözlerini kısınca küçülüyor, evet. Gördün mü bu güzelliği? Evet. Burayı çizerken buraya bakıyorum, burayı çizerken buraya bakıyorum, burayı çizerken hep böyle bir arama, araştırma. Evet. Büyük karakterler böyle sonradan oluşmuyor. Sonradan oluşuyor. Birdenbire insan anasının karnında sanatçı doğmuyor. Büyük adam olmuyor. Yavaş yavaş. Yani büyük fırtınalar gördükçe evet.
Bak, heykelini yapmıştım. Kardeşine verdim. Şu an Fadime Göktepe'nin evinde heykeli var, kampta yapmıştım. O heykel şu an Fadime Göktepe'nin evinde. Eline sağlık o. Evet, burayı yanlış yapmış olabilirim. Biraz daha aşağıda olacaktı. Düzelir. Evet. Fotokopi çekmiyoruz. Evet, fotokopi çekmiyoruz. Boynu biraz daha, evet, baba yaşıyoruz yiğit. Yaşıyoruz burada. Baba yiğit bir çocuk. İlk önce bir dergide görev almış. Haberde ve Yorum'da Gerçek dergisi. Haberde ve Yorum'da Gerçek. Böyle bir dergi. Derginin adı bu. Evet. Biliyorum orayı. Muhabiri olarak çalışmış buranın. 95'te de Evrensel Gazetesi kuruluyor 7 Haziran. Evet. Kuruluşunda yer alıyor Metin Göktepe. Bu karanlığın içinden görüyorum ben saçların formlarını. Evet. Nereden geliyor, nereye gidiyor? Nereden geliyor, nereye gidiyor? Daha bir sene olmadan da gazetede çalışmaya başlayalı kaybediyoruz. Evet. Kaybettiriliyor. Kapalı spor salonunun yanında ölü olarak bulunmuş. Evet. Ölümünden sorumlu polisler de Rahşan Affı diye bilinen affla şartlı tahliyeden yaralanarak toplam 1 yıl 8 ay yatmışlar. Evet. Metin Göktepe gözaltında öldürülmüş gazeteciler içinde katilleri yargılanmış ilk gazeteciymiş. Evet, o da mücadele sonucunda oluyor. Evet, mücadele sonucunda. Annesi, babası, tüm toplumsal muhalefet hep birlikte büyük bir mücadele sonucunda. İnsanlar itiraz etmese hiç. Kim buraya gidecek? Hiç yargı devreye girmeyecek. Evet, kim buraya gidecek? Evet, ben çok heyecanlıyorum şu an. Yani gömleğinin şeylerine, halı kilim desenlerini yapmak yani şart değil. Böyle kabataslak buraya geometrik şekiller çizebiliriz. Şöyle, evet. Evet, şöyle. Yani asılmış buradaki ruh, bu gülümseme. Biraz buradan. Evet, çizgilere bak. Evet, çok önemli. Yani övmek için söylemiyorum ama yani bu bir tarz. Evet, eline sağlık baba. Bu çizgiyi ezmeden görüntü veriyoruz. Evet, çizgileri ezmiyoruz. Renkleri de öyle, renkleri de ezmeyelim. Mavi ise mavi, sarı ise sarı. Yan yana koy, o uzaktan nasıl görünürse öyle. Kaşlara bak. Evet. Biraz da buradan. Hiç acele etmiyoruz. Hiç böyle bir acele. Bunun arkasına bir ağırlık koyayım mı? Sana lazım mı? Şunu evet biraz onu unuttuk. Sen devam et. Evet. Şunu unuttuk. Çizmeyi sallanmasını engellemek için onu unuttuk aceleden. Evet. Evet. Şimdi oluşuyor. Bunun köşesini görüyorum ben buradan. Evet. Sıkıntı iyi mi şu anda? Gayet iyi. Gayet iyi. Tamam. Sıkıntı düzeldi. Oran, orantı. Evet. Biraz buradan. Evet. Yani ne demiştik? Ağaç mı çizeceksin? Ağaç olacaksın. O kadar çok bakacaksın ki ağaç olacaksın, ondan sonra çizeceksin. Seni etkileyen bir şey olmalı çizgilerde. Seni etkileyen, seni o çizmeye iten bir neden olmalı. Öyle her şey çizilmiyor işte. Bir neden, bir. Nedensiz çocuk ağlamaları da var ama yeni bir şeyin başlangıcı olabilir.
O Edip Cansever'in miydi ya? Bir nedensiz bir çocuk ağlaması bile yeni bir şeyin, devrimin başlangıcı mıydı? Öyle bir şey, öyle bir şiir vardı. Nedensiz bir çocuk ağlaması, evet, çiziyoruz bunu buraya, bunu buraya. Bu geometrik, hayır, evet, burada da figürler vardı, evet. Şimdi kapatarsak, asıl geliyoruz buraya şu an. Adım adım, kalemi bak hiç sivriltmedim. İster yan tutarım, ister çizgileri verebiliyorum. Çok mutluyum, bu kalemimi çok seviyorum. Evet. Piyasada tek tek satılmıyor bu kalemler. Evet. Biraz buradan, biraz buradan, biraz buradan, biraz buradan. Evet, biraz daha kalınlaştırıyoruz. Adım adım gidiyoruz. Hafif gülümsemesi çıktı ortaya. Buraya bir çizgi. Bir çizgi de buradan döndür. Bir çizgi de buradan döndür şöyle. Evet. Evet. Gülümseme, gülerken insanda 30 tane kas çalışıyormuş insan yüzünde. O zaman gülümseyelim. 30 tane kas çalışsın diye gülümseyelim o zaman. Ümraniye cezaevinde öldürülen tutukluların cenazesini izlemek üzere Ali Bey köye gitmiş. Evet. Sarı basın kartı olmadığı gerekçesiyle ilçeye sokulmadı diyor. Haberi izlemekte ısrarcı davranınca da gözaltına alındı ve yüzlerce insanla birlikte Eyüp Kapalı Spor Salonu'na götürüldü. Evet. Burada polislerin şiddetli cop darbeleriyle dövülerek öldürüldü. Evet. Evet. Yaptıkça çok heyecanlanıyorum. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller ve İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar, Metin Göktepe'nin gözaltına alınmadığını, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Erol Can Özkan gözaltına alındığını, ancak sonra çay bahçesinde otururken fenalaşarak sandalyeden düştüğünü, İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan ise spor salonunun duvarından düşerek öldüğünü iddia etti. Cinayeti saklamışlar ya, saklamaya çalışmışlar yani. Evet. Cinayet değil demeye getirmişler. Evet. Hep böyle olmadı mı şimdiye kadar? Evet. Hep böyle oldu. Hep böyle oldu. Evet. Güzel gidiyor. Evet. Nefesimi kesmişim. Daha yeni nefes aldığımı hissediyorum. Evet. Eline sağlık baba. Teşekkürler. İyi ki varsın. Sen de babacığım. Şimdi ne güzel hesaba geliyor. Hesaba gelmek. Bir deyim. Bir şeyi hesaba getirmek. Abisi İbrahim Göktepe hani şey yapmış, şikayetçi olunca dava süreci başlıyor tabii ki. Yoksa kapatacaklar. Evet. Sümen altı edecekler. Evet ya, bu kalemimizi çok sevdim ben ya. Ne üzerine yazıyor? Boya kalemi. Evet, bu gölgeleri uzaktan bakıyoruz. Nerede fazlalık var, azlık var. Biraz buradan, biraz buradan. Evet, uzunluğa bakıyoruz, alnına bakıyoruz. Evet.
Ayrıca Evrensel Gazetesi sahibi Vedat Korkmaz, polisler hakkında idari soruşturma açılması için İstanbul Valiliğine şikayette bulunmuş. Dava süreci işlerken bunlar oluyor. Evet. Emniyet müdürü ilk önce gözaltına alındığını reddetmiş filan. Ama sonradan da tekrar kabul etmiş, gözaltına aldık evet demiş. İlk önce demiş ki gözaltına almadık. Listede yok filan demiş. Kalemi uzun tutacaksın böyle. Evet, uzaktan gölgelemesin diye. Bu açıdan daha iyi görünüyormuş ya, ben diğer videolarda yanlış açıdan çekiyormuşum. Yapa yapa öğreniyoruz işte ya, evet. Yapa yapa, evet. Evet. Evet, her çizgiyi ezmiyoruz. Ezmeyelim. Çizgileri yaralamayalım. Evet. Çizgi çizgi olarak kalsın. Çizgiler de noktalardan oluşuyor. Evet. Bak nasıl heyecanlı. Ben heyecan duyuyorum. Heyecan duyulmayan işlerden vazgeç, Uygur. Evet. Heyecan duymalısın. Biraz buradan, biraz buradan, biraz buradan. Kafasını böyle yanlardan biraz daha alabiliriz. İyi ki böyle az başladık. Evet. Gölgeli yapalım gözlerini. Ama gözlerin içinde bir ışık var. Görüyorum ışığı. İnanç var. Direniş var. Hepsini yapmalısın. Yapabildiğim kadar yapacağım. Ömrüm yettiği kadar. Gazeteciler arkasında durmuşlar meselenin, ailesi. Ondan sonra evet, ortaya çıkmış. Dışişleri Bakanlığı soruşturma başlatmak zorunda kaldı. Yazıyor. Evet. İnsan haklarından sorumlu devlet bakanlığı mı varmış o zaman? Böyle bir şey mi varmış? Evet. Ben bilmiyorum. Bak raporunu açıkladı diyor. Raporda Metin Göktepe gözaltına alınmış, gözaltında polis tarafından öldürülmüştür deniliyor. Evet. Böyle bir bakanlık mı varmış anladım. Şaşkınım. Evet. Bak bak Süleyman Demirel ne demiş? Evet, o zaman yaşıyor. Bak, bir grup gazeteci Çankaya Köşkü'nde kabul etmiş Süleyman Demirel. Ne demiş? Konuyla ilgili cinayeti polis işlemiştir tabirini beğenmiyorum. Hadiseleri kendi sınırları içinde mütalaa etmeliyiz. Münferit hadiselerden netice çıkarırken devleti yargılamayalım. Münferitmiş bu hadise. Münferit hadise. Münferit değil, genel eğilim yani. Evet. Yok etme. Yargılanacak olan suçlu kim, şu kim işlemişse olur. Odur, polis teşkilatını yargılamamız yanlıştır. Ama üstünde polis üniforması olan A veya B şahsı işlemişse yakasına yapışırız. Cinayet örtbas edilemez dedi. Ortaya çıktıktan sonra zaten yani evet. Aynı gün Evrensel Gazetesi'nin DS şeyini Ankara'daki şeyini ziyaret etmiş, bürosunu ziyaret etmiş Ecevit. Metin'in öldürülmesi demokrasinin ayıbı olduğunu söyleyerek DSP olarak olayın aydınlanması ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti diyor. Hı. Aynı Kılıçdaroğlu'nun o şey. Kılıçdaroğlu'na çok benzer bir evet. Tabir. Metin Göktepe. Şimdi ton değerlerine giriyoruz. Buraya bir siyahlık girmeliyiz. Bir geometrik siyahlık. Biraz daha buraya girelim. Evet. Heh.
Şimdi bak gülümsemesi bile oluyor. Evet. Çiller de kabul etmiş gözaltına alındığını. Gülerek hiç resim yapmadım ya. Pardon. Gülerek değil de dişleri açık resimleri, portreleri hiç çizmedim. Evet, bunu başardım ya. Evet. Bunu başarmaya çalışıyorum daha doğrusu. Evet. Evet, zor biraz orası. Dişlerini yapmayı hiç sevmiyorum ya. Evet. Yani ya başaramadığım için, yapamadığım için ama yapacağım bak. Evet. Evet, ton değerlerini giriyoruz. Evet. Çeneyi biraz aşağı alalım bu. Açıyı böyle verelim, bunu böyle verelim. Evet, yanlış çizgi mi? Altta kalsın. Altta kalsın yanlış çizgiyi. Evet, heyecan. Evet. Şuraya. Karışık çizgiler. Evet, bakabilirsiniz. Değişik çizgi şekilleri uyduruyorum, kurguluyorum. Evet. Kalem. Evet, kalemi düz tutuyorsun. Biraz buradan. Evet, o hangi filmdeydi ya? Yılmaz Güney mi? Kara Çocuk. Gel bakalım Kara Çocuk. Evet. Kavruk delikanlı. Evet. Anadolu'nun. Evet. Şöyle bir çizgi. Atamaz mıyım? Böyle çizgi. Biraz buradan. İşte bu heyecan işte. Heyecanla atıyorsun. Nereye gittiğini biliyorsun ama. Attığın çizginin nereye gittiğini biliyorsun. Evet. Evet, şimdi ortaya çıkıyor baba. Evet, şimdi küçük ayrıntılara. Şimdi ortaya çıkıyor. Yön çizgilerini verebilirsin. Burun kenarı böyle mi gidiyor? Bir de böyle mi gidiyor? Al sana tarama çizgisi. Böyle mi gidiyor? Al sana bir çizgi daha. Evet. Aklıma hep Enver Gökçe geliyor ya. Evet. Biraz buradan. Evet, biraz buradan. Çek çizgiyi, yön çizgilerini, heyecanı, dönüş çizgilerini ver. Evet. Buradaki şeyi de yaparsın. İhtiyaç varsa tabii. Evet. Evet. Evet, çek çizgileri şuraya, şöyle bir çizgi. Evet, alnındaki J'leri, küre kapaklarını, evet, geometrik şekilleri ver bakalım. Biraz daha burayı ver. Evet. Vadime Göktepe. Evet. Vadime Ana. Mücadelenin simgesi. Evet. Şimdi... Çizgiler böyle. İstersen şöyle kıvırabilirsin çizgileri. Korku var mı? Yok. Çizerken korku var mı? Yok. Yanlış yaparım korkusu var mı? Yok. Evet. Biraz daha bak. Ne olur yanlış yapsam bile ne olur? Düzeltirim. Evet. Evet, kalemi sevdinse bundan sonra bu kalemle devam et. Güzel. Diğer kalemler silinmiyor. Bu silinebilir ama ben hiç silgi kullanmadım şu an. Evet. Çok kişi bu portreye sahip olmak ister. 7 Şubat 96. 49 polisin yargılanması istenmiş. Evet. Ondan sonra bayağı bir zaman geçmiş. 4-5 ay. Yine bugünkü yargılama süreçlerine göre daha kısa. 5 Temmuz 96. Adalet Bakanlığı'nın talep üzerine Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nin İstanbul'da güvenlik sağlanamayacağı gerekçesiyle davanın Aydın'a nakline karar verdi. Bak, o zaman da şehir değiştiriyorlar. Belki muhalefet o
müdahale edemezsin. Yani kapıya dayanmıyor, evet. Ona rağmen mücadele devam ediyor, evet. İşte bu bir... Aydın'daki duruşmadan bir süre sonra Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ile Aydın Vali isteği üzerine Yargıtay 10. Ceza Dairesi davanın Afyon'a nakline kararlaştı. Evet, bu sefer de Afyon. Aydın'dan da içeri kaçırmışlar, Afyon'a kaçırmışlar. Aydın denize daha yakın, Afyon biraz daha içeride. Tabii. De Afyon hani şeyi toplumsal dokusu daha muhafazakar, evet. Milliyetçi bir toplum. O yüzden orada yani bir şey yapamazlar bize de. Evet, yargılanmayız. Evet. Hata varsa keseceksin bak. Biraz önce gördüm. Biraz daha buradan. Davaya olan ilgi tabii ki de azalmıyor. Bu hamleler işe yaramıyor. Tam tersine daha da düşlendiriyor. Dava nerede biz oradayız diyen binlerce kişi birçok ilden otobüslerle duruşmaların görüldüğü Afyon'a geldi. Hatta hemen her duruşma yurt dışından gelen delegasyonlar tarafından da izlendi diyor. Evet. Bayağı şey olmuş. Hem ulusal hem uluslararası ölçekte şey olmuş, gündem olmuş. Evet. Çizgi buraya, bir dönüş çizgisi buraya, bir tane de buraya, evet, adım adım gidiyorsun, doğruya doğru, evet, biraz buraya, evet, bak, heyecana bak ya, çünkü anatomi biliyorsun, evet, alıyorsun çizgileri, bu da buradan, evet. Evet. Çok güzel ya. Eline sağlık baba. Teşekkürler. Şimdi formlara giriyoruz şöyle. Ne yöne doğru gidiyor? Gidiş yönlerini veriyoruz. Evet. Paslanmıyoruz. Çiziyor sürekli işte. Evet. Paslanmamak için evet. Çiziyoruz. Afyon'a taşınan Göktepe davası 28 Eylül 2000'de 5 polis memuruna kastı aşan insan öldürmek ve faili belli olmayacak şekilde insan öldürmek suçlarından verilen 7'şer yıl 6'şer ay hapis cezasının onanmasıyla bitti. Evet. 2000'e kadar şey sürmüş o işte Yargıtay'dır, şudur budur, üst mahkemedir filan. Evet. Bir polis memuru ise Yargıtay'ın kararı bozmasından sonra 20 ay hapis ve 5 ay kamu hizmetlerinden uzaklaştırma cezası aldı. Mahkum polislerin cezalarının tamamlanmalarına 19 Aralık 2000'de yürürlüğe giren şartlı tahliye ve ceza erteleme yasası engel oldu. Evet. Yani Rahşan affı çıkmışlar. Rahşan, evet. Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin doğum günü olan 10 Nisan günü verilmek üzere 98 yılından bu yana Metin Göktepe gazetecilik ödülleri düzenleniyor. Aynen. Evet. Yani resim, portre hesaba geldi.
Baksana nasıl oldu herin ya. Evet, güzel oldu baba. Sen dediğin zaman bitirebiliriz. Bitti dediğin zaman. Evet, biraz daha ruh vereceğim. Evet. Şimdi veriyorum. Işık rahatsız etmiyor değil mi? Yok, gayet güzel. Biraz tabii sürekli oturduğum için bir gün de ayakta çizeceğim. Biraz buradan. Havalar ısınsın, artık sokaklarda çizeceğiz. Evet. Bak, bu çizileri çok beğendim ya. Kendini beğenmiş için değil de yani, evet, burada bir yaratıcılık arıyorum. Evet, orada arıyorum. Farklı şeyler yapıyorsun, görüyorum. Evet. Yaratıcılık arıyorum. Köşeli burnu, köşeli çenesi. Evet, buradaki biraz da buraya, biraz da buraya, biraz da buraya. İşte evet. Bu. Biraz da buraya. Şöyle rahat bir çizgi, şöyle bir çizgi. Wow, böyle araştır çizgileri ve biraz sonra imzamızı atalım. Metin Göktepe'nin anısına biraz geç kaldık ama yani şart değil, her an yürüye devam ediyor. Evet, biraz buraya, biraz buraya, biraz buraya, fazla da bozmadan şöyle bir çizgi, şuraya da bir çizgi, sanatsal bir çizgi atalım. Biraz da buraya, biraz da buraya. Evet. Şimdi de buraya da evet bir çizgi atıyorsun. Evet, vay. İmzamı atayım artık ya, ben daha bozmayayım. Tabii o. Evet, ben çok sevdim. Çok atıyorum, güzel oldu, eline sağlık. Atıyorum imzamı. Şuraya bir çizgi eksik kalmış. Şuraya bir çizgi de buraya eksik kalmış. Tamam. Atıyorum imzamı. Evet. Eline sağlık. Evet değerli arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz bir yandan da. Abonelik olur, beğeni olur, paylaşma olur burada yaptığımız işleri başkalarıyla. Şimdilik hoşça kalın diyelim o zaman.